Dünya üzerindeki yaşamış kadim varlıkların ve toplulukların en ariflerinin içerisinde bulunan cinler ve ifritler artı dünya üzerinde yaşamamakta ya da yaşasalar da berzah kapısı ya da berzah alemi dediğimiz boyutta artık yaşamaktalar. Peki bugünkü videomuzda cinlerden neden bahsediyoruz? Kur'an-ı Kerim'de 28 ayette adı olan cinler ki bunu biz cin olarak söylüyoruz. Onlar kendilerine cul hudhu diye sesleniyorlar. Yani cin tabirini biz insanoğlu onlara verdik. Asıl isimleri cul hudhu yani dünya üzerinde bulunan ölü bir dile sahip olan Culhuthu dilinden size bir cin çağırma seansında neler yapmamız gerektiğini, bu yazıyı hangi şekilde yazmamız gerektiğinden biraz bahsedelim ve cinler alemine yani berzah kapısına hiç gitmeden bu boyuta nasıl bir cin çağırıp nasıl onlarla dost olabileceğimizi bu videoda size öğretiyorum. Merhaba sevgili dostlar. Bugün size inanılmaz güzel, eğlenceli, biraz korku dolu, biraz ürpertici olsa da çok güzel bir video hazırladım. Bugünkü videomda size büyü hazırlamadım. Neden büyü hazırlamadım? Çünkü artık büyülerden sıkılmaya başlayabilirsiniz diye düşündüm. Büyüleri ara ara artık vermeye karar verdim. Bugün size ayin yani yeni bir ritüel hazırlıyorum. Peki bu ritüeli hazırlarken ve bu ayini yaparken yine ne yapacağız? Ne için yapacağız? Dostlarım bugünkü ritüelimizde Culhuthu yani 28 ayette de isimleri geçen cinler alemi yani cinler diye tabir ettiğimiz varlıklarla nasıl iletişim kurabiliriz? Onları kendimize nasıl çekebiliriz ve onlarla nasıl iletişim haline geçebiliriz? Bu videoda bundan bahsedeceğiz. Peki bunu bahsederken yine bazı araçlar ve yine bir ritüel şeklinde faydalanmamız gerekiyor. Peki o ritüel ne? Arkadaşlar bugünkü yazacağım yazıyı belki ömrü hayatınızda ilk defa görmüş olacaksınız. Bu çünkü kullanacağım yazı dili aslında ölü bir dil. Yani Culhuthu yani cinlerin kullandığı kendilerine özgü yazı şekli. Bunu ben nereden biliyorum diye sorarsanız bu aslında birazcık meslek sırrı diyebilirim. Ama bu dili size de öğretebilmek için çok güzel, inanılmaz güzel bir video hazırladım. Değerli dostlar karşımızda yine bir tane kağıdımız, kalemimiz olması gerekiyor. Neden? Çünkü size çok güzel bir yazı şekli sunacağım. Neden sunacağım? Burada siz de eğer farklı ruhani varlıklardan korkuyorsanız ve içinizde de bir merak varsa onları görmek isterseniz ya da onlarla iletişime geçip de bazı şeyler hakkında bilgiler edinmek isterseniz yapmanız gereken en basit ruhani varlıklarla iletişime geçebileceğiniz ritüellerden bir tanesi şu an bu videoda izlediğiniz durumdur değerli dostlarım. Daha fazla uzatmadan değerli dostlarım herkes eline kağıdı kalemi alsın ve benim yapmış olduğum ve çizmiş olduğum her şeyin aynısını önündeki kağıda yazsın ve çizsin değerli dostlarım. Ama ben size yetişemiyorum dediğiniz takdirde de hiç merak etmeyin. Yine ben bu hazırlamış olduğum sayfayı videonun sonuna doğru tam ekran görüntüsü alabilin diye sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız ben kağıdımın en ortasına bana görünmesini ya da görünmesini talep ettiğim bir varlığa benzeyen bir fotoğraf ya da bir tane resim çizmeye uğraşacağım. Neden bunu peki yapıyoruz? Değerli dostlar ilk temaslar çok önemlidir. Çünkü ilk temasta bulunan insanlar her zaman korkar ve ürperirler. Dolayısıyla öncelikle sizin gözünüzün aşina olabileceği bir varlığı ya da isterseniz hani varlıktan da ziyade bunu birazcık varlık deyince insanlar korkabiliyorlar. Siz isterseniz cinali çizin. Yani bir tane kafa, bir çubuk çizin. Yani size kendisini gösterebileceği bir figürü bu kağıdın en ortasına çizin. Ama ben bu tür şekillere alışkın olduğum için her türlü boyuttaki varlıkların tipini buraya çizebilirim. O yüzden herkes kendi gözüne aşina olabileceği bir figür çizsin. Şimdi dostlarım bu figürü çizdikten sonra da bu figürün etrafına yine ölü bir dil olan Culhuthu yani cin dili, ölü cin dilinden faydalanaraktan buraya tılsımlarımızı ve yazılarımızı ayinde kullanacağımız sözleri kesinlikle yazmamız gerekecek dostlarım. Peki buradaki yazıların özellikle amacı nedir? Bunu da hemen söyleyeyim size videoyu çok uzatmadan. Buradaki amacımız hani bazı filmlerde var ya işte böyle bir tane fincan alır larda işte ey cin beni duyuyorsan gel derler ki onlar saçma şeydir onlara inanmamak lazım. İşte gerçek bir cin ya da ruhani varlıkla iletişime geçmek istiyorsanız işte buradaki tılsımlı sözlerin aynısını bu kağıdın etrafına yazmak zorundasınız ve bu kağıttaki yazacağımız bu Culhuthu dilini yani ölü dili yazdıktan sonra burada ne yapacağız? Bunu ayin şeklinde bu varlıkla iletişime geçene kadar devamlı tekrarlayacağız. Ve bunu çok iyi şekilde ezberlememiz gerekiyor. Ama
Siz bu dili bilmediğiniz ve ilk defa gördüğünüz için ben size yine bunun hem Türkçesini hem de nasıl okunduğunu size videonun içerisinde ve sonrasında mutlaka paylaşacağım. Hatta devamlı bunun içerisini tekrarlayacağım. Sizler de bu sözlere aşina olabilin diye ve bu yazılara aşina olun diye. Hazırsanız ben hızlı bir şekilde yazıma geçerken siz de benim nasıl yazdığımı dikkatlice izlerseniz, seyredersiniz. Siz de en azından gözünüz, sizlerin de en azından gözü bu yazı şekline, figürlere alışmış olursanız. Hadi ben yazımı hızlı bir şekilde yazarken siz de beni takip etmeye devam edin değerli dostlarım. Sevgili dostlar, şimdiki görmüş olduğunuz yazı şekli dünya üzerinde artık yok. Çünkü bu dil ölü bir dil olarak artık geçiyor. Kadim zamanlarda ve antik dönemlerde kalmış. Hatta antik dönemlerin en eski dillerinden bir tanesi olarak da geçmekte. Sevgili dostlar, biz bu antik dili bugün bu videoda niye kullanıyoruz? Bunu her videomda söylüyorum. Değerli dostlar, ben her zaman orijinallikten yana olduğum için ben orijinal dilinde öğrendiysem size de aynı orijinal dilinde öğretmeye ve size bunu sunmaya gayret sarf ediyorum. Ama hep söylediğim gibi hiç merak etmeyin. Siz bu ölü dili bilmediğiniz için ben bunun hem nasıl okunduğunu hem Türkçe şeklini ve ne anlamı ne ifade ettiğini mutlaka videonun içerisinde veya da videonun sonuna doğru ayin kısmında yani ritüel kısmında size mutlaka bunu söylemiş olacağım. Yani ayini yaparken. Sevgili dostlar, görmüş olduğunuz gibi şekil olarak dünya üzerindeki bulunan dillerin hiçbirisine bu yazı şekli benzememekte. Yani mesela baktığımızda bir Arapça, Farsça, Urduca ya da İbranice ya da Türkçe ya da Latin alfabesine hiçbir şekilde benzemiyor. Peki biz bu dili bilmiyoruz, ne yapacağız? Sevgili dostlar, söylediğim gibi ben bu dili öğrendiğim zamanlarda bana da çok zor gelmişti ama öğrendikten sonra gerçekten çok kolay. Eğer farklı varlıklarla, kadim varlıklarla iletişime geçebilmek istiyorsanız Farsça, Arapça, İbranice ve antik dillerin birçoğunu bilmek zorundasınız değerli dostlarım. Ne yazık ki farklı varlık ve farklı uygarlıklarda, dönemlerde yaşamış, ruhani veya da berzah kapısı dediğimiz bölümde yaşayan varlıklarla iletişime geçebilmek için bazı dilleri biliyor olmanız gerekiyor ya da bazı ritüelleri sizlerin de ezber edip bilmiş olmanız gerekmektedir. Bugünkü kullandığımız dil, söylediğim gibi Culhuthu dediğimiz, yani aslında Culhuthu dediğimiz şey bize son dönemlerde kalabilen cin yazıtları diyebiliriz. Yani kendi kitabımızda 28 ayette de bulunan cin diye hitap ettiğimiz varlıkların büyük bir çoğunluğu kendilerinin cin olduğunu söylemezler ve kabullenmezler. Biz Culhuthu'yuz. Yani şekile bürünmeyenler, bir şekli olmayanlar, yani nesnesel bir boyutta şekilli olmayan varlıklar anlamında kendilerini görürler. Biz de buna genelde açıklamalar yaparken de ruhani varlıklar ya da ateşin dumansız kısmından işte böyle duman gibi görünen varlıklar deriz. Ya da hayaletimsi gibi gördüğümüz varlıklara cinler deriz ama onların gerçek ismi Culhuthu, yani şekli olmayanlar, belli bir şekle bürünmeyenler ve farklı şekillerde bizim karşımıza çıkıp görünen varlıklar dediğimiz varlıklar. Neyse, şimdi bu kadar konuşmanın ardından. Şimdi değerli dostlar, siz de fark ettiniz mi yazıların şeklindeki değişikliği? Yani çok farklı bir yazı dili bu. Evet, söylediğim gibi çok farklı bir dil ama burada eğer bir cin çağırmak istiyorsanız ve ondan faydalanmak diyorsanız ve sizin istediğiniz bazı istekler var ve siz bunu bir türlü beceremiyorsanız ve bir cin sayesinde bunları elde etmek istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız ve bu görmüş olduğunuzda cin çağırma seanslarının ve ayinlerinin en basitlerinden bir tanesi. Aslında gözünüzü korkutmasın yazı şekli olarak, gerçekten de bu en basit gördüğümüz cin çağırma seanslarında kullandığımız ya da cin geri gönderme ya da kovma tabında bulunduğumuz ayinlerden bir tanesi budur. Peki biz bunu yaparken de ne yapmamız lazım? Ben fark ettiyseniz öncelikle bir tane benim gözüme aşina olan bir ruhani varlık çizdim kağıdın tam ortasına. Ve bu varlığın etrafını da bu ayin sözleriyle komple kapatıyorum. Peki niye kapatıyoruz bunu biliyor musunuz? Şimdi bir tane portal gibi bir, yani kapı düşünün. Portal zaten de kapı demek de bunu bilmiyorum niye böyle söylediysem. Şimdi bir tane geçiş kapısı düşünün. Geçiş kapısından size doğru gelmesini istemeyebilirsiniz. Siz her ne kadar da bir varlıkla temasa geçmiş olsanız ya da geçiyor olsanız bile bu varlıklardan ürperebilirsiniz, korkabilirsiniz. Dolayısıyla da bu varlığın zarar verecek mi vermeyecek mi bunun endişesi içerisinde kalmamanız için kendinizi çembere, yani koruma içerisine aldıktan sonra bu varlığın etrafını da çember içerisine almak
olmak zorundasınız. Neden? Çünkü derzah tarafından, yani şeytan köprüsü, şeytan kapısı dediğimiz taraftan bizim dünyamıza geçiş yapaması. Sadece kapıdan böyle tak 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 merhaba ben geldim deyip kapıyı açsın, kapıdan bizim tarafa doğru geçmeden biz bu varlıkla iletişime geçip isteklerimizi ona sunup onun da bizden bir isteği varsa bunun karşılığında nasıl anlaşacağımızı, nasıl birbirimizle iletişime geçeceğimizi anlattığımız bir yazı şekli. Ama görmüş olduğunuz gibi bunu hep söyleyeceğim. Kağıdın en ortasına bir tane figür, sizin gözünüzün aşina olabileceği bir figür çiziyorsunuz. Çünkü bunu çağırdığınız zaman bu çizmiş olduğunuz şekilde size görünecektir dostlarım. Bu yüzden siz isterseniz söylediğim gibi cinali çizersiniz, isterseniz sadece bir tane dairede çizebilirsiniz ya da bir tane top şeklinde bir şeyler çizebilirsiniz. Ürpermemek, korkmamak adına. Burada çünkü önemli olan en büyük unsurlardan bir tanesi, burada ayini gerçekleşirken bizim ürpermemiz ve panik haline, o ayin zamandayken de telaşeye düşmememiz gerekiyor. Çünkü siz korkarsanız karşı taraftaki varlık size zarar verebilir. Bu yüzden biz de bunu istemeyiz değerli dostlarım. Çünkü biz bu varlıkla, eğer şimdiki gençlerin söylediği gibi biz bu varlıktan yardım alacaksak, yani biz bu varlıklarla kanka olacaksak, biz bu ayini gerçekleştirmek zorundayız ve bunu tam böyle hiçbir şey bilmiyorsanız bile her şeyi bilmiş gibi davranacaksınız ki bu varlıkta benim karşımdaki insan oğlu, yani adam oğlu, yani Adem oğlu birçok şeye sahip ve bana hükmedebilir. O görüntüyü ona vermek zorundasınız. Ondan sonra sizin ondan isteyebileceğiniz her şeyleri öz ve kısa şekilde söyleyip beyan etmek zorundasınız. Çünkü bazı varlıklarla anlaşabilmek sesi kısılmış televizyon seyretmek gibidir. Televizyonu seyredersiniz ama sesini duyamazsanız oradaki görmüş olduğunuz şekillerden oradaki dizinin, filmin ya da oradaki haberin ne anlattığını bir şekilde anlayabilirsiniz dostlarım. Ben hızlı bir şekilde yazılarımı tamamlarken sevgili dostlarım, bir yandan da cin çağırma seansımızı, yani cin çağırma ritüelimizi, bir portal açma ritüelimizin yazılarını, tılsımlarını hazırlarken bir yandan da sizin bilmeniz gereken özel hususları da bu videonun içerisinde aynı şekilde aktarmış bulunmaktayım dostlarım. Ve size güzel bir haber vereyim. Videonun sonuna doğru yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Ama söylediğim gibi buradaki yazıların ne anlama geldiğini, neyi temsil ettiğini, neyi işaret ettiğini henüz hiçbiriniz bilmediğiniz için videonun sonunda mutlaka size tam ekran görüntüsü sizler de alabilin ve ritüellerinizde kullanabilin diye mutlaka tam ana sayfasını paylaşacağım. Buradaki yazmış olduğumuz tılsımlı sözlerin, ayin sözlerinin daha doğrusu ne anlama geldiğini, hangi şekilde okunduğunu, hem Türkçesini hem de bu dilde hangi şekilde yazıldığını mutlaka sizlerle paylaşacağım. Sevgili dostlarım, bu videonun yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşsak da bitti mi? Tabii ki bitmedi dostlarım. Bu videonun en güzel ve en can alıcı kısmına doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ekranda da ben bu sayfamı tamamladım. Bugün yazımı çok küçük şekilde yazdığım için tek sayfa halinde size sunabildim dostlarım. Ama siz sığdırabiliyorsanız, tek sayfaya sığdıramıyorsanız birkaç tane sayfada kullanabilirsiniz. Ben burada siyah mürekkep kalem kullandım. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bitti mi? Asıl şimdi ayin kısmına yavaş yavaş geçiyoruz dostlarım. Zamanın kumları geriye sarsın. Dünde kalanlar kendini göstersin, karanlık alemlerden bir varlık duy sesimi, varlığınla onurlandır beni, ışığınla aydınlığa sürükle, ruhlar bölgesine sesleniyorum, bul ve gör beni. Kendinizi çember içerisine aldıktan sonra biraz önceki söylemiş olduğumuz Türkçe anlamıyla aynı şekilde sizlerde iletişime geçene kadar bunu aynı şekilde devamlı tekrarlamanız gerekmektedir. Sizinle temasa geçene kadar bu sözleri devamlı söylemeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Bunu devamlı söylediğiniz takdirde, yani bu tılsımlı sözleri söylediğinizde, karşı tarafa çağrışta, çağrımda bulunduğunuzda bu sözlerin üstüne mutlaka sizi duyacak bir tane varlık size doğru yönelecektir. Ama siz kendinizi çember içerisine aldığınız için size herhangi bir zararı ya da bir dokunması pek mümkün değildir dostlarım. Ama söylediğim gibi tebdili elden bırakmamak lazım. Ne yapıyorsunuz? Kendinizi çember içerisine aldıktan sonra bu ruhani varlıkla biraz önceki söylemiş olduğum Türkçe tabiriyle sözleri kullanarak devamlı bu sözleri söyleyerek sizi görmesini, sizi duymasını sağlayabilirsiniz dostlarım.